Umut'un tercihi olmasına karşılık o deadlocklu kompozisyon... Abi KC tutuyorum, bir sorun var mı? Yo. Sorun yok. İsteyen istediğini tutar. Herkesin tuttuğu kendini arkadaşlar. Hadi bakalım. Snetteş'le başladı. Tutmadan açılan iki tane oyuncu var. Bunu anlamalıyız. Buna bakmalıyız. Bu arada Mart ikili aldı. Reyna arkasında bir destek olacak. Ata yürüdü. Ata yalnız. Tütten çıkıp iki tane skorla başlayıp mid'e alıp geri dönüyorlar şu anda. A'yı direkt saldılar tabi. Oyunu hızlandırıyoruz. Line up geliyor. A kutuya çarptı. Oy, ikincisini fena yedi Krax. Evet, yani en azından burada planta alabildik. Biraz roundu özellikle ayıklayarak 3v5. Yani Krax'ın pistolü kuvvetli. Hala winnable fit için. Tabanca roundunda ghost kullanıyor. Bu duvarı olmayacağı anlamına geliyor. Şimdi o çok iyi ok. Mr. Fallin 3v4'e getirdi pozisyonu. Şimdi topası çıkıyor. Yetüceğinden de killer var. 1v2'ye kadar geldi pozisyon. Bir ayıklama daha lazım. Çözmediğini anladık. Ay! Çok iyi döndü lan. Yani round'un başında 3v5 çok da iyi döndü var ya. NT harbiden NT. Big NT hem de. Ömer anlatacağım. A'ya doğru çıkacak gibiyiz. Shin. Oku kırmakta biraz geç kaldı. Thomas'ı yerini fark ediyoruz Thomas'ın. O da oyuncularımızı görüyor. Biraz cesur Thomas'ı. Güzel bir asist havuzu. Çürüme etkisi altında kalacak bir müddet ve o da sarıya çekildi şu anda. İstediği gerçi kadar. Martin gelmiş. Cino entry. Muhtemelen drone kırmaya çıkacak. Pipes'tan vurdu. Sned'in entry'si drone desteğiyle birlikte geliyor. Şimdi Martin aradı. İki mermide ata kaptanı buldu. Bu hoş olmadı. Çok iyi bir haber değil. Yalnız bir oyuncumuz daha var orada. Onu beklemeyebilir Martin. Late lurk'te olacak Y2J. Aa inanıyor. Yavaş yavaş sızmaya başladı. A'da da baskı vermeye devam ediyoruz. Ve Y2J'in yapacakları önemli. O gelene kadar biraz tutmamız gerekiyor. Bu arada çok riskli bir hareket. Mr. Fallen'den bir an için çıktı oradan. Aa, bir asit daha var. Y2J'yi bekleyeceğimiz için... Yani Y2J'yi bekleyeceğimiz için şu an planı almamak kabul edilebilir. Dediğin gibi drone'u bozmak önemli. Bir yandan Mr. Fallen sürekli geçiyor, kalbimizi indirecek. Getu, burada iyi yerden geliyor. Taret tabii ki çalışmıyor Magnum'un düşmesiyle. Y2J haritada gezer halde. Set bir kill daha çıkarmayı başardı. Önünde bir oyuncu var. Y2J'nin onu düşürdü. Set'in tarafında bir başka oyuncu ayıkamadılar. Var. Y2J'de var. Nice. Performans. Güzel round, güzel round. Hayat yerinde. Çetin sub modu alalım. Tarafından tespit edildi. Dikkatli olalım. O bir Reyna. Krax onu vurmayı başardı. Smet yine Magnum'u yakalamış. Dikkatli olmakta fayda var tekrar. Biraz hasar alan oyuncularımız da var. İze. Kalabalığı gördük belki İza. Dediğin gibi ve... Orbu da aldı. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Dayağı atan biziz ama yine de. Öyle olsun. Şimdi o planti ataya verelim. Çocuğun başı ağrımıyor mu bu kadar bağırmaya basınçtan? Maçtan sonra kesin ağrıyordur. Bizim bile her bir diğer maçından sonra Gaming House'a gittiğimizde kafamız çatlıyordu ya. Güzel olur bizim için. Çok güzel ultiler var. Bize round garantileyecek ultiler var. Round'un en azından önemli bir bölümünü kayıpsız geçirecek ultiler var. Bir sonraki gun round'unda. Evet, agro bir ok. Onlardan da güzel fut disiplini koruyor. Aa duydu bu arada şimdi. Evet. Y2J biraz önde kaldı. Onu düşürdüler. Y2J ultisi de vardı aslında ama. Snet'le rate'i yakalıyor. Perde kalkarken Snet'ten bir kill daha var. İyi başladı Snet. Aynen öyle. Sıcak başladı. Bu da bizim şu an fut avantajı kaldı. Eline geçirdi. Fut'ta iki tane ulti var. Yine sadece bir oyuncu kaybımız hem de iki tane çok iyi ulti var. Bir Kaya ultisi, iki Kilci ultisi. Ekonomimizi de... Evet, 3 kişi öne çıkıyorlar. Orb'u almak istediler ama harika, harika bunu görmek müthiş. Ve orb'u vermedik yalnız onlara. Yalnız oynayacaklar bunlar. Agresifler. Martin önde, görüşle birlikte hamle yapmaya çalışacak. Tecrübe'nin buradan çıkaması Martin'in amacı ne olacak? Bir yetenek bekleyebilir arkadaşlarından bir şok ok attı. Martin'i direkt olarak düşünüyoruz. Bu bir tuzak. Yani bakacaklar tabii ki Martin. O kadar kötü bir denemeydi ki. Mümkün değil tabii ki. Site'a yerleşmek bizim için çok zor olmamalı. Ben şey sandım, adam vuracak hani öyle ölecek sandım da. Hamle yapma çabasında müthiş bir kararsız kaldı orada. Sinet 70 canla geri döndü. Plant'ı aldık ama nereye? Şimdiden Allah Kaya Uçi de geldi. Vatan o çünkü. Bir take'i bayağı geciktirecek bakalım. Skillsiz deniyor take'i bu arada KC. Ultimisi de kullandık. Onlar mobbeklerle denemeler yapıyorlar. Ata biraz erken düştü ama Sinet'in getirdiği takas bizi tekrar olacak. Headshotları görüyor. Sinet'in eli sıcak. 10. kill'i oldu. 4v2 pozisyon. Nerekli Thomas'ı kalan son isim.
Thomas'tan güzel bir headshot var. Dikkat. Devamında de. Hala zaman aleyhine akmaya devam ediyor rakibimiz. Koruyacaklar. Save'e doğru kaçacak. Sine dengelini de geçiyor belki olur, Thomas'ı olur. Ama önemli olan mi? Burada round'u garantilemek. Burada yani tamam para var ya. Silahları korumasalar daha iyi olurdu ama çok önemli bir round olduğundan bahsettik. Bu round'u garanti altına almak bizim için önemli. İki ultiyle aldılar round'u. Kontrol başladı Foot. Akıllıca yetenekler kullanarak başlıyoruz. B'de tabii bir bait oyunu var. Thomas'ı kendini muhtemelen biraz şu an shoulder atıyor. Atanın olduğu pozisyona bakıyor. Martin çok cansız biraz kendini olabilir. Şu an belli ediyor. Biraz kolay bir kill oldu. Ölecek. Kaçamayabilir. Aa neden? UTJ o kadar tabii hantal davranacağını düşünmedi. Martin'in DNA'ya karşı onu koruyor. Yalnız. Vurdu lan. Fark edildi bu pozisyon içerisinde. A'da Shin duvarını kullanmış. Şok onun üzerine gelmedi. Shin yine dipte duruyor. Bir tane keşif foku var. Shin'in yeri tekrar açığa çıktı. Ay şu an almamız bir kill almamıza bakar ya. 45 saniye kaldı. Oyunu oynamak çok zorundayız. Çok zorlandı. UTJ'de çevireceksek birazdan duvar kırılacak. Şimdi karar vermek zorundayız. Yani 3 kişi hücum ediyoruz. 3 ve 5 şu an oyun. Çevirmek yani zorundalar şu an. Şu an tabii entry'yi vermiş olmak bizim için büyük dezavantaj. B'ye doğru döneceğiz. Y2J'in artık KC B'ye itti resmen Foot'u. O da B'yi bize almak ama rotate atmıyor KC. Sarıya kadar aldı. Hatta Snowman'e şu an cross koydu. Hala 2 kişi B'de. Bir de alarm bot bırakıyor geldi. Ama bize burada plant aldırmak istemeyebilirler. Yani bunun için oynayacaklar. Pauline de lurk'ü bekliyor. Bir fake verildi ilk önce 14 kurmak saniye. Zorunda. Oturmak zorunda. Sines oturuyor. Ulaşmadın. Bir ısıt daha var o da ulaşmasın lütfen. Mr. Pauline. Güzel. Lütfen geldi Pauline. Kazanç bu. 4v4. Ve şu an ellerinde sadece Rain ultisi ve Sage ultisi var. Sage ultisini ortada kullanabilirler mi? Hemen buna bakacağım. Thomas'ı kaldırmaya gidiyor şimdi bir yandan. Allah. İyi bir denemeydi Sinet'ten. Hayatta kalması da önemli. Ekstra lazım ya. 4v5'e döndü aksiyon. Cino'nun 1-2 kill bulması lazım. Bu da bizim için önemli. Şeyde bir tane bunu engellemeyebilirdik. Dediğim gibi tek bir molimiz var. Krax'ın herhangi bir yeteneği kalmadı. Oh! Nice. Falling güzel. Bir takas daha 3 ve 3'e geldi. Bu round'u zorluyoruz. Kazanmak istiyoruz. Önemli diyor. Oh! Ne? Olağanüstü bir vuruş. Tek kaldıracak. Ne? Krax yok ediyor. Ve bu bizim o neydi? Boza gidiyor. 5-2. Foot'u çok kovalıyorlar. Ne? Martin gene ekstra deniyor. Entry arıyor. Ve görüşte vardı. Sned'in can tazelemesi alabilecek bir arkadaşı yok. Bu yüzden 23 canla devam edecek. Krax Flick çok iyiydi. Karmikorp özellikle Icebox'ta dün Fnatic'e karşı çok fazla ters side'dan yürüyüş yaptı. Bunu muhtemelen hayır ceza olmuyor Hüseyin. O yüzden öyle bir sınırlama yok. Y2J'yi bekletiyoruz. Genelde tabii Fnatic B hücumlarında A'dan yürüyüşler vardı. Tersi olabilir. Yani şöyle ceza almıyor Hüseyin. Oyuncu kalkıp karşı takımdaki oyuncunun yüzüne karşı bakıp senin ananı avradını sikeyim demediği sürece bir sınırlama yok. Galiba kullanamadı. Evet, takım içi konuşmalarında istediklerini konuşabiliyorlar yani. Önemli ve Magnum geriye doğru kaçacak. Döndüğümüzü biraz olsun fark etti gibi Magnum. Ve site'in içerisinde yakında bekleyen Thomas'ı var. Hatta site'in de içinde değil. Thomas'ı bayağı önde savunma yapmaya çalışıyor. Grup çıkması çok kötü oldu çünkü ultisi de var. Aya döndürüyor. Fallin çağırıyor. Fallin çağırıyor. Şu anda yakında Fallin. Çağırması da çok normal. Bu ultiyi onlardan almış. Cino'yu bıraktılar orada. Yani 3 kişi bile atabiliriz. Bence de save deneyeceğiz. Savaşmayı olgun deneyeceğiz. Bir karar olur öyle söyleyeyim. Oo kaçıyorlar burada koşuyorlar. Koşuyorlar. Plant alacağız. Plant alacağız. Bomboş site. Bakkala gittiler. Ama son ultileri var. Hadi yukarıya yani kur. Yukarıya kurarsa var ya aldık round. Müthiş olur. Çok kurdu. İyi olur. Atakaptan nice. Asit var belki. Cino da gelecek. Cino mid'den gelebilir. Ve evet kendini gösterdi. Çok iyi ki. Çıkartıyor. Silah avantajı bizim elimizdeydi. Biraz olsun. Krax'la Cine'nin canı çok az. Zaten çıkmayı tercih etmedi. Mr. Fallen'in üzerine bir tane ok gelecek. Bunu kırabilmesi lazım. Bu ok atıldı. Evet evet pik lazım. Orada Mr. Fallen'e bir tek atmış. Bu üzücü iki oyuncumuzun canı az dediğimiz gibi ve yeri belli olmuş. Lazım ya. Kill lazım. Ata döndü. Alamadı. Sinet bir tane bırakıyor. Artık bravo. İşimiz şansı bu. Köbür o zaman Sinet 2 vurdu bir canı. Oğlum total canları 28. Üzülüyorum. Martin'in canı. Ooo. Tek attı. Sinet büyük oynuyor. Sinet maçı izliyor. İyi aldı abi. Süre gitti hazırlıkken artık. Aldı. Bitti ya süre bitti. Helal olsun lan. Biraz sakin kalır sonra düşürebilir. Şart değil. İnanılmaz. Çok iyi round. Çok iyi round.
oyuncu var. Geçtiğimiz round onlar için yarım satın alındı ve iki tane kritik ultilerini aldık. Yakındaki oyuncunun farkındayız. Martin buradan çıkabilecek mi? Bir şok gelebilir buraya. Varsa eğer yeteneklerimizi atacağız. Ultiyi kullanıyoruz. Yakındaki oyuncu etkilenmemişti. Bundan şimdi önde pozisyon alacak. Üzerine gitmeye çalışabiliriz ama kullandığı yetenekler bizi engelleyici. Perdenin kapandığı anda açıkta kalmamamız lazım. Abi 4 kişiler nasıl girilecek buraya? Yakında bekliyor. Henüz cross yok. Nest'te bir oyuncuları var. İşaretlenmesi iyi olurdu. Yakındaki oyuncuları da tespit oldu. Etti tekrar fakat 54 canla kaldı. Yani burada 4 kişiler. B'yi tamamen iteki bırakmış durumdalar. Güzel ki. Çok iyi. 2'ye 1 takas ama Neriz'in Mr. Fallen'ın yakalaması istediği bir sefer. Çok iyi tabi. Cenden çıktı. Cross kill'i aldı. 2-2 melek. Devam. Ok geldi Neriz'in. Fake'i veriyoruz. Oynamayacaklar henüz ama bir süre sonra arkadan yürüme izlenimini yaratacaklar. Orada duvarın arkasında şu an için pillar'ın arkasında sıkıntı yok ama biraz sıkıştık. Şimdi aynı oynasalar aynı yerden köşede kalsalar kafi. Patlayıcı var Krax'ta. Bunu bir yere göndermek isteyebilir. İki oyuncumuzun da in içerisinde en olduğunu biliyorlar artık. Ve onlar şu anda ayrıldılar. Bizden hamle bekliyorlar. Biz onlardan hamle bekliyoruz. Bir patlayıcıyı uzağa kullanıyoruz. Ultiden dikte köşede sıkıştırmasın iyice. Ooo nasıl gördü lan? Krax yakaladı. Viper'ımız hala hayatta. Atak attı. Görmedi ya. Aha! Nice lan ata! Helal olsun. Büyük kaptan ve Klan. Yanıt verebilmiş değil. Olağanüstü roundlar kazanıyoruz gerçekten. Umudumuzun kesildiği en azından 3-4 round'u kazanmayı başardık belki de. Çok iyi clutch'lar alındı ya. İşte 3 round'dur entry vermemize rağmen kazanıyoruz round'ları. Bunlar 4-5'te. Çok siniri bozucu olsa gerek Casey için ve bir tane keşif okuyla birlikte hepsini gördüler neredeyse. Alabildik mi onu merak ediyorum. Evet, Magnum'a yani kill vermemek lazım burada. Reyna flash'ını biliyoruz o yüzden A'yı hızlandırıyoruz bu yüzden. Ve yakında Magnum stage'de duruyor. Güzel. Güzel. Ve entry onu. Sonrasında orbu da oluyor yerden. Site içerisinde kimse yok. Rahat bir plant olacak bizim için. Yakında olduklarının farkındayız. Snack bıçaklar nedeniyle sonuç alamadı. Dikkat. Aman vermese ki olur. Orada karışabilir. Kalabalık bir şekilde geldiler. Aman. Aman. Alo. Sage Lord'u kırmak lazım. Mr. Fallen'in 45 yanı kaldığı bir asite uzu etkisinde. Yakında arkadaşlarından destek alması gerekiyor. Güzel güzel. Tamam Thomas'in bir canı var. Biz bu maçı nasıl atlatacağız? Gerçekten kolay değil ama. Farka bakıyorum 6 olmak üzere. Dur dur bitmedi. Y2J'ye bakıyorum. İki oyuncumuz low HP. Orada ok zamanda kırıldı belki ama Molly ile birlikte Thomas'ı yakaladı. Belki Mr. Fallen'i kaybettik. 2v1. Zaman iş kendimize işliyor. Lan ata. Atı kaptan açtı. O kapattı. Oğlum Real Madrid nasıl bir takım oldu ama bakayım. Ve şimdi bir silahlı round tekrar. Onların molasından beri bu arada B'ye çok... Dur, kritik round, gun round chat. Öyle de biraz böyle baskılar verdikten sonra oyun kuruyoruz. A'da da hızlı oyunlar oynadık. Bu arada CT arkasında da Flash ve Recon'la birlikte giriş yaptık. Sinet bayağı risk aldı. Tespit edildi buradan çıkması. Kino kill arıyor burada ama... İsteğimiz, arzumuz, ah orada bir slow warp geldi. Bir tane de... Ya basmasa daha iyi olabilirdi bu arada. Yani hızı yavaşladı. Hala imkan var. K ultimiz var belki. Bir tane kill'den sonra bunu açabiliriz. Yerine kullanımları da engelleyebiliriz. Drone gelecek. Atanın oynaması gerekiyor bir noktada. Altı iki oyuncuyu birden görecek. Mr. Fallen 2 vurmuş. Mr. Fallen 2 vurduktan sonra bir tane patlayıcıya sahip Krax. Bunu açılacak drone'ları Sage'in burada kırması lazım. Mr. Fallen'in yeri belli oldu. Krax da patlayıcı. Helal lan Fallen. Bir kill daha almış. Krax yakaladı. Geçen oyuncu işlemleri burada bire bire. 10 can. Krax'ın elinde dediğim gibi bir tane patlayıcı var. Pick'e çıkacak mı? Yarıya kadar alma çabası. Süre azaldı. Full'e gitmeyi tercih. Çok iyi lan. Ondan bana koymuş. Müsaade etmez Krax. 5v2 oldu bana. Pistol al bari bir. Ama abi ve ilginç olan hep entry KC alıyor. Evet. Bu futun modeli. Bu futun oyunu. Ve herkes tanıkta geliyor. Yetinci. Yakalamış rakibini. Çok güzel. Çok iyi trade'ler. Yok ettiler. Ona 2. Önüne geleni ezip geçiyor. Ve Y2J Krax'ı kaldırdı. Artık 5v1 ilk yarının son roundu. Bir keyif ultisi ve keyif ultisiyle kill alın. Ona... Lost'ta bitmişti. Aa evet. Doğru Lost'ta bitmişti. Hatta baya yakındı yani. Evet evet. OT oynanmış mıydı hatırlamıyorum. Şu anda... Atmayın oğlum ya. Biz... Rotasyonu biraz daha ağır çekiyoruz. Ata Kaptan'ın üzerine birden çullanmaya çalışacaklar. Ata ilk sesi duyduğunda güvenli pozisyona çekilebilmeli. Geride pozisyon alıyor. Ortadan endişe etmesine çok gerek yok bu aşamada. Arkadaşları bakacak ama Ata site'a kadar çekildi ve perde kullanıldı. Ata durumun farkında. İki tane asisti var. Daha doğrusu bir tane asisti var. Bunu kullanacak artık. Geride kalan bölümde dip bir sage duvarı bu şekilde kullanıldı ve şimdi maalesef Y2J'yi düşürdü. İstedikleri oldu. Hem entry aldılar hem site kontrolü.
Evet, Ata tabi farkında her şey. Olayın. Mr. Falling çok tartı. Şimdi düşürüyor. Krax'ı kaybetti. Oğlum bu ne? Killerin hiçbirini göremiyoruz. Kitchen tarafında bir Mr. Falling. Şu an savaşıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Reload'a yakalanmasın. Snet birebir oynamak istedi orayı ama Black'ın headshot'ı var. Mr. Falling backside'e doğru hareket ediyor. Ayy, ikinci mermi gitmedi. Bir tane kesinlikle düşmüş olduklarını düşünmüyorum bu arada. Agro. Hepsi burada. Tacen'in. Pipe'da bir oyuncumuz var. Bunları yakalayabiliriz. İkinci takas. İstediğimiz senaryo ama çıkamadı Snet. Hemen orayı headshot attı. Krax. Oradan sonra Krax'ın bir crash'i vermiş. Oğlum eller yanıyor Foot'un. Hemen bir pop flash geliyor bu esnada. Double pick. Ah lan. Ah lan. Hasarlar verebilecek miyiz Mr. Fall'in elinde? Şerif'in headshot'ta olur mu olmadı? Arka geldi, hızlı geldi, Vandal'ı var. Rifle'la geliyor, beklerler mi? Bir tane ok atıldı, göz göstermeyecek bunu. Çok iyi, çok iyi. Son anda köşeyi döndü, onu arıyorlar şu anda. Nerede olduğunu bulmak istiyorlar. İki kişi birden... Helal lan sana. Çok iyi round. Bir kontrol. Geldi arkadan ve... ...değilim abi bu baskıdan. Aman Fall'in. Tabii orada flash peak'te bile yaşıyor olması... ...üzücü olurdu düşündüğümüzde. Ama round'un sonunda 1 ve 2'yi tertemiz oynayan Y2J. Ve A'ya tekrar hücum var belki. Sage duvarını açtılar, site'e yerleşmeye çalışıyorlar. İlk aksiyonda kim başarılı olacak? Silah avantajı çoğunlukla bizde ve Mr. Falling bunu kullanmayı başardı ama Martin kill almış. Sonrasında baskıya devam ediyor. İşini de biliyoruz. İyi bir gaz aldık, bunu söyleyebiliriz. Yakında sıkışan bir tertemiz. Bu olur, artık bizim adımıza tescillenmiş. Gerçekten yaptıklarıyla... ...ve verdiği kararlarla şu anda maçın bu hale gelmesinde... ...tabii ki onun katkısı oldukça büyük. Şimdi... ...drone'u erken kullandı. Ben yaptığımda neden yaptım diyorsun bazen. Mr. Falling de erken çıkardı. Ve şimdi bir tane görüş yoku. Onun beş vardır beş. Bir bildiğin, senin yoktur bir bildiğin Ranked'larda Alican şimdi. Evet, onlar hamle bekliyor şu an için. Bir sonraki cooldownları bekleyecekler. Cross koydular. Aynı zamanda tüpten taret almasını belki de bekleyebilirler Magnum'un. Şu an A'da 3 kişi bekliyoruz. Site savunmamız olacak. Özgüvenliyiz. Belt'e cross koymuştu Krax. Şimdi biraz kapandı. Pipe altına bakıyor. Açıkta yakalanabilir. Perdeyle birlikte güvenli bölgeye çekildi. Bizim için iyi haber. Mr. Falling bu arada 40 can kalmış. Yani Krax'ın canı çok az olabilirdi. Mr. Falling'in canı 40'a düştü. Şimdi oynamaya çalışacaklar. Zaten gelmeye çalışıyorlar. Yine müthiş bir görüş var. İki tane kill aldı. Krax çıktı. Harika bir performans daha gösterdi. Pek tam bir kişi yok. Güzel. Bir aksilik çıkmaz. 13. 3. Sadece 3 round vererek. Yok ettik Casey'yi.